Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanobilim ve Nanomühendislik ana bilim dalı. Genel tanım. Kuruluş. Nanobilim ve Nanomühendislik ana bilim dalı Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı disiplinler arası bir ana bilim dalıdır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 9 Ağustos 2012 tarihli yürütme kurulu toplantısında incelenerek Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans Programı olarak açılmasına karar verilerek 2013 Şubat ayında tezli yüksek lisans programı ile eğitime başlamıştır. Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı. Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19 Aralık 2013 tarihli yürütme kurulu toplantısında incelenerek doktora programının açılmasına karar verilmiştir. Derece programları. Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans Programı, Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı, Nanobilim ve Nanomühendislik Bütünleşik Doktora Programı. Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans Programı. Nanobilim ve Nanomühendislik eğitim alanında nanobilim ve nanoteknoloji, mühendislik, tıp, diş, eczacılık, ziraat ve temel bilimler alanında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler öncülüğünde çağdaş ve etkin bir ders planı oluşturulması amaçlanmıştır. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri her alanda takip edebilmek ve uluslararası standartlara ulaşmak için ülkemizde nanobilim ve nanoteknoloji konusunda disiplinler arası işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Kabul ve kayıt koşulları. Lisans derece diploması, ülke çapında yapılan lisansüstü giriş sınavında ilgili alanda en az 55 puan, enstitü giriş sınavında en az 65 puan, YDS veya KPDS sınavlarından en az 50 puan veya TOEFL ve benzeri sınavlardan eşdeğer puan veya 9 Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu seviye sınavından en az 55 puan. Yeterlik koşulları ve kuralları. Tezli yüksek lisans programı, uzmanlık alanı dersi veya dersleri ve bu derslerin dışında toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, bir seminer ve test çalışmasından oluşur. Uzmanlık alanı dersi veya dersleri, seminer ve test çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir yarı yıl için öğrenci iş yükü 30 AKT ise tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 120 AKT ise'dir. Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Bütünleşik Doktora Programı. Amaç, araştırıcı yeniliklere açık özgüven sahibi, yaratıcı ve eleştiriler düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi düşünsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilen, evrensel ve toplumsal etik değerlerle çevre koruma bilincine sahip, alanında bilim ve teknolojiye katkılar sağlayabilen bilim insanları yetiştirmektir. Kabul ve kayıt koşulları. Yüksek lisans derecesi diploması, minimum 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan lisansüstü giriş sınavından ilgili alanda en az 60 puan, enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan. Yeterlik koşulları ve kuralları. Doktora programı öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders ile tez önerisi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, seminer ve test çalışmasından oluşur. Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliğinde belirtilen AKTS dahil tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programı en az 3 yılda tamamlayabilirler. Bir yarı yıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için ise 240 AKTS'dir. Program profili. Nanobilim ve nanomühendislik eğitimi alanında nanobilim ve nanoteknoloji, mühendislik, tıp, diş, eczacılık, ziraat ve temel bilimler alanında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler öncülüğünde çağdaş ve etkin bir ders planı oluşturulması amaçlanmıştır. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri her alanda takip edebilmek ve uluslararası standartlara ulaşmak için ülkemizde nanobilim ve nanoteknoloji konusunda disiplinler arası işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Laboratuvar olanakları. Kristal büyütme laboratuvarı, ince film laboratuvarı, yarı iletken altlık hazırlama laboratuvarı, prototip geliştirme laboratuvarı, elektronik malzeme üretim laboratuvarı, kimyasal işlemler, kimyasal analiz laboratuvarı, ileri nanoteknoloji laboratuvarı, elektriksel elektronik ölçüm laboratuvarı, XRD laboratuvarı, temiz oda ve litografi laboratuvarı, elektronik devre laboratuvarı, optik karakterizasyon laboratuvarı, sensör laboratuvarı, optimizasyon ve sinyalizasyon laboratuvarı, endüstriyel analiz ve fizibilite laboratuvarı.
mezunların istihdam profilleri. Bu programdan mezun olan öğrenciler, nano boyuttaki malzemelerin endüstriyel uygulamaları konusunda faaliyet gösteren bir bilim ve mühendislik dalı olarak uzay, havacılık ve askeriye gibi stratejik öneme sahip alanlarda ve özel sektörde çok çeşitli uygulamalarda iş imkanı bulabileceklerdir. Nanobilim ve nanomühendislik ile ilgili çeşitli uygulama alanları. Nanobilim ve nanoteknoloji, malzeme bilimi ve mühendislik fiziği, nanomühendislik, ileri nanomalzemeler, karbon nanoteknolojisi, grafen ve uygulamaları, enerji ve çevre için nanoteknoloji, su arıtımında nanoteknoloji, eczacılık ile ilgili nanoteknoloji, nanofotonikler, nano hesaplamalı modelleme, tarım ve gıda endüstrisinde nanoteknoloji, nanobiyomateryaller, nanotip ve nanotoksikoloji. Nanobilim ve teknoloji. Nano yapılı metaller, imalat ve modellemesi, maruz kalma sonaryoları, nanomanyetikler, nanospinotiyonotler, biyojenik nanoparçacıklar, doğrusal olmayan optik mikroskopi, grafen manyetizması için kuantum alan modeli, malzeme bilimi ve mühendislik fiziği, hesaplamalı malzeme bilimi, atom fiziği, malzemelerin mühendislik uygulaması, adli mühendislik, sürtünme bilgisi, materyaller ve uygulamalar, araştırma desteği, ürünler ve servisler, kuantum fiziği. Nanomühendislik, nanomateryaller, nanobilim, nanoteknoloji uygulamaları, nanoaygıtlar, nanomekanik, nanoelektronik ve bilgisayar bilimi. İleri nanomalzemeler, ferromanyetik nanoparçacıklar olarak spin dinamiği çalışmaları, yeni manyetik karbon biyokompozitler, altın nanopartiküller ve biyosensörler, endüstriyel olarak ilgili nanoparçacıklar, fiber lazer için yeni dielektrik nanopartiküller, katkılı nanomühendislik, cam esaslı fiber optik, opto elektronik uygulamalar için çinko oksit nanoyapılar, ince film ve nano yapılı multiferrok malzemeler, yüksek ateş, güneş enerjisi ekstraksiyonu için gelişen çok fonksiyonlu nano malzemeler. Karbon nanoteknolojisi, karbon nanotüplerin sentezi, büyüme mekanizması ve işlenmesi, karbon nanoteknolojisinden biyoteknolojiye, bozulmamış fluoren C60'ın biyolojik aktivitesi, karbon nanotüplerin fonksiyonelleştirilmesi ve uygulamaları, fluoren nano yapıların imalatı, karbon nanotüplerin katı oluşumu, kimyası ve özellikleri, metalik ve yarı iletken tek duvarlı karbon nanotüplerin ayrılması, grafen ve uygulamaları, grafen sentezi, grafen kimyası ve biyolojisi, grafen modifikasyonu ve fonksiyonelleştirilmesi, büyük ölçekli grafen üretimi ve karakterizasyonu, grafenin enerjideki uygulamaları, grafenin biyomedikaldeki uygulamaları, enerji ve çevre için nanoteknoloji, yeni nanomalzemeler ve cihazlar, yeşil nanoteknoloji, nanoteknolojinin çevre, insan sağlığı ve güvenlik konuları, su arıtma, dekontaminasyon, iç mekan hava temizleme, hava kirliliği ve benzeri nanoteknoloji, hidrojen üretimi ve depolanması için nanoteknoloji, elektrokimyasal dönüşüm ve enerji depolama için nanoteknoloji, enerji ve çevre ile ilgili nanoteknoloji, çevrenin koruması veya geliştirmesi için nanomalzemeler, faz değişim malzemeleri için nanoyapılar, güneş pilleri, yakıt hücreleri, piller için nanomalzemeler, enerji dönüşümü için nanomalzemeler, yapı ve inşaat için nanomalzemeler. Su arıtımında nanoteknoloji, nanomalzemeler ve su filtrasyonu, su iyileştirme için nanoteknoloji, su dezenfeksiyonu için biyoaktif nanoparçacıklar, mezoporus desteklerde kendinden montajlı tek katmanlı, nano ölçekli yarı iletken fotokatalizörler, bimetalik demir parçacıkları, eczacılık ile ilgili nanoteknoloji, nanoliposom, İlk aşamadan büyütmeye kadar nano ilaçlar, nano ilaçtaki zorluklar ve gelişmeler, nano ilaç endüstrisi ve pazarı, yeni ve akıllı ilaç dağıtım sistemleri, ilaç dağıtımı araştırmaları, ilaç hedefleme, ilaç dağıtımı için nanopartiküllerin sentezi, nano ilaçın gelecekteki yönleri, nanofotonikler, lazerlerin temelleri, optik cihazlar, elektromanyetik dalga olarak ışığın tanımı, ışığın kuantum boyutu, aktif malzemeler, dökme, kuantum kuyu, tel nokta ve kuantum nokta, fotonik aygıtların imalatı, kuantum nokta malzemeler. Nano hesaplama modelleme, malzeme geliştirme ve tasarım için çok ölçekli modelleme, nano yapılı çok fazla alaşımlar, nano malzemelerin modellemesinde kuantum mekaniği, mikro yapı tabanlı modeller ve distokasyon analizi, nano malzemelerin mekaniği, nano malzemelerin modellenmesi için yazılım, nano malzeme modellemesinin endüstriyel uygulamaları.
Tarım ve gıda endüstrisinde nanoteknoloji, tarımda nanoteknoloji, gıda endüstrisinde nanoteknoloji, gıda mikrobiyolojisinde nanoteknoloji, kontrollü bırakma için nanoteknoloji, gıda endüstrisinde nanoteknolojiye düzenleyici yaklaşımlar. Nanobiyomateryaller, nanoyapılı biyomalzeme sınıfları, nanoyapılı biyomalzeme çeşitleri, nanoyapılı biyomalzemelerin işlenmesi ve karakterizasyonu, nanoyapılı nanomalzemelerin biyomedikal uygulamaları ve küresel boyutları, biyolojik bilimlerde hiyerarşik organizasyon, nanobilim ve nanoteknolojinin ticarileştirilmesi ve mesleki teknoloji. Nanotıp, ilaç teslimi, biyouyumluluk algılama, teşhisten nanotıp, nano görüntüleme, tıbbi cihazlar, kan temizleme, kanser tedavisi, kişiselleştirilmiş nanotıp ve rejeneratif tıp. Nanotoksikoloji, nanomalzemelerin toksitesi, nanotoksite çalışmalarında komplikasyonlar, tolerojenik nanoparçacıklar, tıbbi toksikoloji, immünotoksisite, sitotoksisite, ekotoksikoloji, genotoksisite, düzenleme ve risk yönetimi. Doku mühendisliğinde nanoteknoloji, doku mühendisliği, nanoteknoloji ve doku mühendisliği, kök hücre araştırmalarında nanoteknoloji uygulamaları, kök hücre doku mühendisliğinden kanser araştırmalarına nanobiyoteknoloji, ileri terapi tıbbi ürünler, doku mühendisliği yönetmeliği. Dinlediğiniz için